Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Bugün Temmuz ayının son günündeyiz. Fenerbahçe'den iki hamle birden Zayt ve Mert Müldür'le anlaşmaya varıldı. Kulüpte açıkladı. Mehmet Özcan ve Taner Karaman. Taner hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Hemen detayları Ahmet Selim Kul bize versin. Hem bize de önümüze de bir rehber olur. Sevgili Ahmet Selim söz sende. Aykut İnce teşekkürler. Fenerbahçe haftaya hızlı bir başlangıç yaptı. Haftanın ilk saatlerinde Mert Müldür ve Zayt transferini resmi olarak açıkladı, söyleyici verdiler. Aslında Mert Müldür'le çok önceden beri temaslar sağlanmıştı ve büyük ölçüde birçok noktada anlaşma da sağlanmıştı. Fakat daha sonra sürecin ilerlemesiyle çözülemeyen bir iki madde. Tabii Galatasaray da bu transferde kulüple ve oyuncuyla bir temas kurmuştu. Bundan dolayı transfer süreci biraz uzadı ama detayları aktarmıştık. Fenerbahçe ve Mert arasında yaklaşık 2 sezondur bir temas var. Bu anlamda uzun süredir takip ettiği bir oyuncu Mert Müldür. En nihayetinde Fenerbahçe bu transferi mutlu sonla noktaladı. Mert Müldür yaklaşık 3,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe forması giyecek. Bunun dışında tabii orta sahada da Zayt konusu netleşmemişti. Hem Zayt net bir karar vermemişti hem de Fenerbahçe bu bölgede Zayt mi yoksa başka bir isim mi düşüncesinde biraz netleşmemişti. Bu noktada Zayt'sa da yine diğer tüm Fenerbahçe'nin rakipleri diyebileceğimiz kulüplerin takibinde olduğunu belirtelim. Biraz bunun da etkisiyle, biraz İsmail Kartal'ın da özellikle Zayt'sa devam etme isteğinin etkisiyle Fenerbahçe ve Zayt geçtiğimiz günlerde artık prensip anlaşmasına vardı. Zayt'ın temsilcisi de 1-2 gün içerisinde İstanbul'a gelecek ve resmi sözleşme imzalanacak, resmiyete dökülecek. Böylelikle Fenerbahçe 2 transfer daha yapmış oldu. Bu hafta transfer süreci, transfer gelişmeleri devam edebilir. Artık kaleci, orta saha ve kanat konusu kaldı Fenerbahçe'nin transfer gündeminde. Cengiz'le ilgili sona çok yakın artık haberi vermiştik. Fakat sonra bir pürüz çıktığını, sürecin uzadığını belirttik. Bu süreç devam ediyor. Cengiz'le ilgili de bugün yarın artık bu işin olup olmayacağının böyle netleşmesini bekliyoruz Cengiz Ünder transferiyle ilgili. Orta sahada da Dominguez'le ilgili girişimler sürüyor. Kürün içine takip edilen oyunculardan bir tanesi. Orada da aktif bir süreç var. Ve Livakovic konusu kaldı. Herhangi bir pürüz yok. O transferinde kısa süre içerisinde bitmesini bekliyoruz. Bu Zagreb'in ön eleme maçları dolayısıyla artık süreci uzuyor birazcık daha sadece. Livakovic transferinde de herhangi bir problem yok. O transferinde kısa süre içerisinde açıklanmasını bekliyoruz. Bu şekilde Fenerbahçe'nin transfer gündemi. Teşekkür ediyoruz Ahmet Selim'e. Biz burada devam edelim konuşmaya. Taner, şimdi tabii Fenerbahçe daha transfer, yani %80 bitirdi mi diyelim? Yoksa daha olur mu? Bitirdi gibi. Orada zaten Ahmet Selim Kul da bahsetti. Livakovic ile ilgili süreç devam ediyor ki Mert Müldür hamlesi Livakovic'e aslında yer açma hamlesi gibi gözüküyor. Şimdi burada yerli kontenjanında çok önemli bir ismi kadronuza katıyorsunuz ve o artı 3'ü bir şekilde sağlayabileceksiniz. Belki de lisansı askıya alınan yabancı oyuncular olabilir ya da işte elden çıkartacak isimler ve burada sahadaki artı 3'te Altay çok önemliydi ya da İrfan Can. Şimdi burada biraz daha işte Ferdi, Mert Müldür artı 2'ni zaten buradan belli. 3'ü biraz da oyunun gidişatına göre tamamlayabiliyorsun. Hani kalede yabancı bir kaleci opsiyonunu Fenerbahçe Mert Müldür'le birlikte açmış oldu. Bu açıdan çok önemli bir hamle. Mehmet. Galatasaray'ın da gündeminde olan bir oyuncuydu Mert Müldür. Yıllık ücret olarak yüksek beklentisi vardı, onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin ne kadara bitirdiğini bilmiyorum ama 2 milyon euro civarı bir para talep ediyordu. Muhtemelen bu da sürecin uzamasında etkili olmuştur. O rakam düşürülmeye çalışmıştır Fenerbahçe tarafı. Galatasaray'ın geçen sezon çok istediği bir oyuncuydu Mert Müldür. Hatta o dönem Sevilla'nın da kendisine ilgisi vardı. Türkiye'ye soğuk bakıyordu ama işte bir sezonluk periyodu sakat geçirmesi, biraz piyasasının düşmesi ve artı 3 gerçeği, 99 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz, 24 yaşında. Sağ bek, sağ stoper ve sol bek oynayabiliyor. Artı İsmail Hoca başından beri ki bunu son, daha doğrusu ilk resmi maçında Zimru karşısında da gösterdi. Ferdi sol bekte kullanacak doğal olarak. Mert Müldür için sağ bekte Saşa Boy'un olduğu bir opsiyonda Galatasaray'da kalıcı olması zordu ama Fenerbahçe'nin artı 3 denkleminde
yeni sağ beki olacak gibi gözüküyor. Osay Samuel'i önde de kullanabilir İsmail Hoca. Ya da Osay Samuel'e gelen teklifler belki de değerlendirilebilir. Zayt benim çok beğendiğim bir oyuncu. Keza İsmail Kartal'ın da ikinci dönem Fenerbahçe'de iyi iz bıraktığında Zayt'ın önemli skor katkısı vardı yaydan attığı gollerle. Muhakkak burada 8 numara önemli opsiyon olacak. Artık Fenerbahçe kadrosu yabancı kaleci diyoruz. Livakovic ve 6 numara. İki yani %80. İsmail Hoca diyorsun ki Zayt'tan vazgeçemedi. Evet. Geçen yılda Zayt Crespo yapmıştı değil mi? Geldiğinde vazgeçemedi. 6 Crespo 8 Zayt'tı. Evet. Şimdi Kres yani Şimanski'yi bir alternatif yarattı. Fenerbahçe alternatif bol bir kadro oluşturuyor. Görüyoruz işte Ceko'nun alternatifi Batshuayi. Yine kenarlarda Ryan Kent, Tadic başladı ama o opsiyona işte Emre Mor eklenecek. Bazen İrfan Can'ı görebiliriz. Yine belki de o tarafa da bir oyuncu alacak Fenerbahçe ama ilk 11 özelinde bundan sonraki takviyelerim ben kale ve 6 numaraya bekliyorum önemli yabancı oyuncular olarak. Zaten Livakovic ilk adaylardan biriydi. Cengiz'le sen bir şey duydun mu? Cengiz için ben olumsuz duydum. Fenerbahçe ile Marsilya'nın anlaşamadığı yönünde bilgi geldi bana. Hatta Cengiz'in de bu yüzden başka kulüplerle görüştü. Yani bakıyor okuyorum. Birisi 13 milyon diyor Marsilya'nın istediği. Evet. Biri 20 diyor. Çok biri 15 yaşamlar. Diyor. İlk yani, 20 ile açıldı diyebiliyoruz. Yani. İlk 20 ile kapı açıldı. Sonra aşağıya doğru inildi ama yine de anlaşma biraz kulüpler bazında. Cengiz gelmek istiyor. Ama kulüp burada Marsilya'nın bitmeyen istekleri biraz transferi zora soktu. Artık yerlide de kafası rahat gibi Fenerbahçe'nin yani şimdi. Hatta Livakovic geldi diyelim. Evet. Olma ihtimali yüksek. Şimdi Mert Müldür tercih olur. Değil mi? Bir numaralı tercih olur. Ferdi 2. Daha doğrusu Ferdi 1. Ferdi 1. Mert Müldür 2. Olursa ama Cengiz 3 olur. Cengiz 3 tabii. Mert'i nerede Cengiz oynatacak? Sağ bekte. Sağ önde de Cengiz'i sağ açık gibi. Osay. Vazgeçecek birilerinden. Artı 3'ü tutturmak için. Avrupa'da belki Osayi ama tabii Osayi gibi bir oyuncuyu kesmek de kolay değil. Orada İrfan Can opsiyonunu kullanabilir yer yer. Biraz rakibe göre. Aynı şey Galatasaray'da da yok mu? Galatasaray'da da bakıyorsun iki adamı çok net sayabiliyorsun. Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim'i. Evet. Artı 3 biraz Barış Alper mi olacak? İşte Kazım biraz zor gibi gözüküyor. Angelino'yu oradan kesmesi ama artı 3 biraz daha o üçüncü oyuncu biraz gidişat. Halil Dervişoğlu vesaire. Aynı şey Fenerbahçe'de de var. Direkt üçüncü adamı yazmak kolay bir iş değil. Yok, şu an kısa vadede Serdar Aziz'i yazabiliriz. Serdar Aziz'i yine kullanacak İsmail Hoca. Onu ilk maçtan gösterdi. Ciku ile oynattı ama muhtemelen ilerleyen periyotta Beka ile göreceğiz Serdar Aziz'i. Artı 3 bir şekilde çözülecek. Çözülür bence mü diyorsun? Çözülür. Şimdi ben kendi adıma Galatasaray'ı takip eden biri olarak geçen sezon Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakçı dışında 3. yerliği yazamıyordum. 2 sezonda Yunus başlamıştı. Okan Hoca ne yaptı? Barış Alper'i, Berkan'ı, Kazım Can'ı. Hatta sezonun son maçı Fenerbahçe karşısında Galatasaray 5 yerli çıktı. İsmail Hoca da evet şu an biz banko bir Ferdi diyoruz gönül rahatlığıyla ama diğer oyuncular da işte Mert Müldür, transfer edilirse Cengiz, Serdar Aziz, Mert Hakan, İrfan Can, İsmail. Muhakkak İsmail Hoca tarafından o rotasyonda kullanılacaklar.